Efendim Multiplay programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine şahane içeriklerimiz var. Bugün yurt dışından e-spordan konuşacağız. Kerem Ünal, bendeniz Mertan Yalçın, Pinti Panda ve Bogami Batu ile birlikte programımızı böylece tek başıma açmış oldum. Onlara hiç söz vermeden hayatıma devam edeceğim derken arapası hemen Kerem Ünal'a patlatıyorum. Hoş buyurun geldiniz. Efendim. Hoş bulduk. Hoş ne bulduk. Gezdiniz be? Sen de ne gezdin ya? İşiniz gezemedim abi gezmek ben. Gezmek oldu ya. Ben de burada duruyorum yani. Sen de geziyorsun. İyi geziyorsun. Ya geziyorum da bu gezdim. En son işte Maldivlere gidecektim. Son anda patladı. Endonezya'ya gidecektim. Son anda patladı. Sen de patladın. Ben de patladım. Onun yerine sevgili arkadaşlarımız Maldivler ve Endonezya ekibi olarak ayrı ayrı. Vizyonları genişledi geldiler. Hangisinden başlayalım? İlk önce hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Hoş bulduk. Oyun sezonu. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Ben sizi bir Endonezya'dan bahsedeyim. Oradaki e-spordan olan bitenden. Dur. Bir Endonezya ile ilgili videomuz var. Onu izleyelim. Ondan sonra onun üzerine konuşalım. Endonezya. Yeri ve ortamı cidden çok iyi. Gayet eğlenceli bir vakit geçirdik. İnsanlar aşırı sıcakkanlı. Burada yıldızmışız gibi bize davrandılar. Multiplayer Endonezya'daydı. Multiplayer Endonezya'da ne yaptı sevgili Tuna Akşar? Evet, neler yaptık? Point Blank Dünya Şampiyonası için gittik. Temsilcimiz vardı. Azeri oyunculardan ve Türk oyunculardan oluşan 3D Gamers'ın Dünya Kupası maçlarını hem yayınladık, işte hem siz de göreceksiniz zaten. Güzel bir ortam vardı. Şöyle bir şey, Uzak Asya deyince genelde hani bu Koreliler gelir, şeyler gelir akla. LOL vesaire gibi oyunlar gelir. Bu defa bu Point Blank'te bir spor salonunda olduğunu bu defa Endonezya'da gördük ve tıklım tıklım öyle böyle değil. Hani ilginç bir şekilde. Fena meraklılar onlar. Fena meraklılar ve şey bu hani hep derler ya işte Asya'da bu e-spor oyuncularına rockstar edasıyla yaklaşıyorlar. Öyle hakikaten. Ben sunucu olduğum halde oyuncu değil de sunucu olduğum halde fotoğraf çektirmediğim şey kalmadı. Hani üniformayı ya da o şeyi gören, hani katılımcı ibaresini gören, bu kesin ünlüdür diye yapışıyor, yaklaşıyor fotoğraflar falan. Jakarta'daydınız değil evet, mi? Evet, Jakarta. Adı bile güzel. Jakarta, Jakarta bulunmaz eşin. Güzel, sıcak memleketti. Ama gerçek anlamda da sıcak memleketti. Biraz çok fazla nem, sivrisinek. İnanılmaz yani. Havaalanından çıktık, klima sıcak üflüyor. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Ama turnuvalar başladığında ki dünyanın her kıtasından geldi. Amerika'dan, Latin Amerika, Avrupa, Asya vesaire Brezilya'dan geldiler. Tabii ben şimdi spoiler vermeyeyim. Görüntülerde falan da şey olur. Gösterdik zaten. Ha, doğru. Orada gördüğünüz güzel, kalabalık ve hani e-spor anlamında insan hani dediniz ya ufkunu açtı geldi. Benim açıldı. Son derece verimli, keyifliydi ve şunu anladım ki e-spor o taraflardan buralara doğru geliyor. Yani her yerinde şu anda geliyor, böyle gümbür gümbür geliyor. Şimdi Point Blank dedik. Point Blank bir FPS oyunu. Evet. First Person Shooter yani ilk görüşten ateş etme oyunu diyelim aslında yani. Hani yani böyle basit bir tabirle silah aldın ta taradın. 5'e 5 takım maçları var ve tabii şimdi oyun bu turnuvalarda çok üst düzey, profesyonel düzeyde
oynanıyor ve sürekli bir koordinasyon gerekiyor. İşte haritayı yayılıyorsunuz, birbirinize sürekli raporlar veriyorsunuz ve o kadar hazırlık 30 saniyede bir anda herkes birbirine giriyor. Ve kazandınız ya da kaybettiniz. Son derece rekabetçi ve ya orada gördünüz yani 3000 kişinin 4000 kişinin önünde oyun oynamak hakikaten kolay değil yani. Bizim çocuklara da helal olsun. Ben birkaç defa çünkü sahneye gittim şeyler için, çekimler için. Yani dört bir yanda çığlık çığlığa bağıran insanlar orada o çok konsantrasyonu yani sağlamak. Yani sonunda büyük para var değil mi bir de? Evet. 50 bin dolarlık. 50 bin dolar vardı. Şampiyon aldı evet, götürdü. Dolar kurdu hazır güzelken bayağı bayağı güzeldi. Taylandlılar sen aldı. Sen almadın değil mi? Yok bana vermedi. Taylandlı yani. Vermezler. Ben Avrupa'ya, Amerika'ya vermezler orada. Vermez. Mümkün değil. Asyalılar hala çok güçlü. Çok güçlüler. Yani Ruslarla finalde kapıştılar ama Asyalılar hala e-sporda dünyanın geri kalanına göre bir adım öndeler.